Futbol Vizyon'dan merhaba. Sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki tüm takımlar gibi Beşiktaş'ın gündeminde de öncelik transferde. Hazırlıklar başlıyor ama önemlisi transferde, transferi doğru yaparak oyuncuları vaktinde, zamanında takıma monte edebilmek. Bunun için de transfer hamlelerinin hızlı bir şekilde yürüdüğünü söyleyebiliriz. Öncelikle kanalıma gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten abone olarak, beğenerek, yorum ve eleştirilerinizi göndererek kanalımıza destek oluyorsunuz. Abone olmaya lütfen devam ediniz. Ve tabii ki bizi mutlu eden bir başka önemli konu var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim kanalımız sadece Türkiye'den izlenmiyor. Dünyanın her yerinden kanalımıza ilgi gösteriyorsunuz. Bazen de onları sayarken unuttuğum ülkeler olduğunda sizler beni uyarıyorsunuz. Ya bizim ülkemizi saymadınız. Şöyle bir hemen önümde olan listeye göre Türkiye dışındaki ülkeler Almanya, Azerbaycan, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İngiltere, Avusturya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Rusya, İsviçre, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Kanada, Irak, artık Avustralya, İsveç, Danimarka, Kazakistan, Yunanistan, Gürcistan diye gidiyor. Artık yani hepsini birden saymayayım. Tabii bu ülkelerin hepsinde izleniyor olmak bizim için ayrı bir keyif. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi önemli transfer hamleleri var Beşiktaş'ta. Neler bunlar, bu önemli transfer hamleleri? 3 tane yerli, 1 yabancı oyuncu için konuşulanların dışında Beşiktaş'ın hamlesi var ve o hamlenin sonuçları ve o hamledeki isimleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle 1-2 tane not söylemek istiyorum. Tekşerya ile ilgili Çin'den, Arap coğrafyasından teklifler var 5 milyon euro civarında. Eğer bu gerçekleşirse Beşiktaş'ın işi bir hayli kolaylaşacak. 3.2 milyon euroluk bir maaş bütçesi var. 5 milyon euro gibi bir rakam da gelirse o zaman Beşiktaş bayağı ciddi bir şekilde ekonomik olarak rahatlama yaşayacak. Rıdvan Yılmaz'la ilgili de zaten ekonomi deyince onu da ekleyelim. Küçük detaylar kaldığını Başkan Ahmet Nur Çebi söyledi. İşte ben biraz alırken de verirken de biraz güçlü pazarlık yapıyorum dedi. İşte o noktayı bir kez daha vurguladı. Hemen tabii transfer olarak iki tane transferin Beşiktaş'ta ki Getson antrenmana da çıktı. Roman Saiz ile faslı stoper Getson Fernandez'in artık Beşiktaş'ın oyuncusu olarak göreve başladığını söyleyebiliriz. Yani iki transfer gerçekleşmiş oldu. Her ne kadar Getson Fernandez devre arasında transferi diye kabul edilse de bu sezon oynayacağı için öyle bakmamız lazım. Başkan Ahmet Nur Çebi de bizim istihbaratlarımızda genel anlamda 2-3 gün içerisinde Wout Weghorst'un Beşiktaş'a geleceğini, Beşiktaş için İstanbul'a geleceğini söyleyebiliriz. Bu noktada enteresan bir gelişme var. Onu da sizlerle paylaşayım. Yani Beşiktaş Sörloth için çok uğraşmıştı ve Sörloth'u da Leipzig işte 12 isteriz, 10 isteriz, 11 isteriz derken olmamıştı Sörloth. Çok enteresan bir gelişme. Yusuf Poulsen sakatlandı ve şimdi Leipzig Sörloth'u bekliyor, vermeyeceğiz diyor bir de. Yani eğer bütün her şeyinizi, beklentilerinizi Leipzig'e yüklemiş olsaydınız oradan da ciddi bir sıkıntı yaşamış olacaktınız diyebilirim. Neyse ki bu sorun çözümlenmiş oldu. Wout Weghorst da küçük detaylar kaldı demedi de şimdi kulüp tarafını çözeceğiz dedi. Kulüp tarafında çok ciddi bir sorun olacağını ben de düşünmüyorum. Yani Weghorst transferinin gerçekleştiğini artık söyleyebiliriz. İkinci isim de yine bitme noktasındaki ikinci isim de Muleka ismi. O da son aşamaya geldi. Orada maddi olarak pürüzler var, ufak tefek pürüzler var. Biliyorsunuz Başkan Ahmet Nur Çebi çok ciddi pazarlık yapıyor. Öyle hani öyle böyle pazarlık yapmıyor. Onun için de o transferdeki belki de çözülmesi gereken nokta bütçeyle ilgili aradaki küçük problemler. Onlar da çözüldüğü andan itibaren Muleka'nın da geleceğini düşünebiliriz. Şimdi Muleka geldiği anda Valerian İsmail'in eli çok rahatlamış olacak. Neden rahatlayacak? İki pozisyon oynuyor. Çünkü santrafor'da oynuyor, sol açıkta oynuyor. Yani Larin'in gidişinden sonraki o sol kenara rahatlıkla koyabileceğiniz gibi yeri geldiğinde 3-4-3 ya da 3-4-1-2 oynayacağınız zamanlarda iki santrafor olarak
Weghorst'un yanına koyabileceğiniz bir muleka'dan bahsetmemiz gerekecek ki bu da Beşiktaş'ın ön alanını Gezalı'da eklediğimiz zaman güçlü hale getirecektir diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki bu noktada transferle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Olursa olmazsa gibi birçok noktanın da olduğunu söyleyebiliriz. 3 tane yerli oyuncu, bir yabancı oyuncudan bahsetmiştim, onu söyleyeceğim. Bir kere uzak ihtimali söyleyeyim, bence olma ihtimali uzak. Henry Onyekuru konusunda Beşiktaş'a sürekli yazılıyor ama ben biraz uzak ihtimal görüyorum. Ama biliyorsunuz futbolun içerisinde her şey var. Uzak ihtimal dememin sebebi Olympiakos 4,5 milyon euro istiyor ki Beşiktaş bu tür rakamları vermeye sıcak değil. Zaten verecek olsa Abdülkerim Bardakçı'yı da transfer ederdi. Orada da iki kez teklif yaptı. O iki teklif de Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da gerisinde kaldığı için transfer gerçekleşmedi. Yani parayı harcarken Ahmet Nur Çebi tıpkı söylediği gibi son derece titiz davranıyor. Onu vurgulayabiliriz. Onun için de ben Henry Onyekuru meselesinin biraz uzak ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ama o bölgede bir yabancı oyuncu var ki onunla ilgili gelişmelerin daha olumlu olabileceği düşüncesindeyim. Neden daha olumlu olacağı düşüncesindeyim onu da söyleyeceğim. Ama isterseniz şu öncelikle 3 yerli oyuncudan bahsedelim. Bir tanesi zikrediliyor zaten. Hani bir ara ilk toplantıda Ahmet Nur Çebi ya yaşlı o bize göre değil falan dediği 28 yaşındaki Tayfur Bingöl'den bahsedelim. Tayfur gerçekten çok pozisyonlu bir oyuncu. Sol kenar oynuyor, sağ kenar oynuyor, sol önde oynuyor, geri geliyor sağ önde oynuyor. Alanyaspor'da bunu gördük. Ama Alanyaspor'un da oyuncu satarken ne kadar güçlü pazarlıklara sahip olduğunu, elinin de güçlü olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani öyle hani bir rakam koyuyor ve o rakamı alana kadar pes etmeden mücadeleye devam ediyor. Şimdi oradaki rakam 1,5-2 milyon euro civarında bir rakamdan bahsedebiliriz. Bu rakama Beşiktaş çıkar mı? Buna bakacağız. Ya da takas artı şöyle bir şey de geldi kulağıma. Salih Uçan'ı verelim, üstüne de bir miktar para verelim. Bakın Salih Uçan sizde yine uçar, yani o uçan oyuncu olur. Bu teklifin de masada olduğunu vurgulamak istiyorum. İkinci oyuncu Cenk Tosun. Artık çok küçük detaylar var. Cenk Tosun'un da Beşiktaş'ın çocuğu, zaten ona her zaman kapımız açık dedi Ahmet Nur Çebi. Rakamlarla ilgili çok küçük hesaplar vardır. Onlar çözümlenir. Ben de Cenk Tosun'la bir ara yazışmıştım. Benim önceliğim Beşiktaş demişti. Başka teklifler olduğunu söyledi ama önceliğinin Beşiktaş olduğunu ve Beşiktaş'a gitmek istediğini söylemişti. Zaten genelde kullanılan cümlede işte o Beşiktaşlı tribünlerin Tosun Paşası, Beşiktaş'ın çocuğu zaten Cenk Tosun. Şimdi stoper bölgesinde Abdülkerim Bardakçı gittikten sonra bir yerli seçenek için arayışlar devam ediyor ki Serdar Saatçi'nin durumundaki belirsizlik de çok ön planda bu noktada. O isim de bir isme daha talip oldu. Gerçekten şu anda ligde en iyi stoperlerden biri. Belki Abdülkerim Bardakçı kadar öne çıkmadı ama oynadığı futbolla bir anda sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da dikkatini çeken bir oyuncu. Tayyip Talha Sanuç'tan bahsediyorum. Adana Demirspor'un oyuncusu. Şimdi Beşiktaş onunla ilgili bir fizibilite yapmaya başladı. Bir araştırma yapmaya başladı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak veririz diyor. Problem değil. Ama yine orada da rakamlar 2 milyon euro civarında. Bakalım pazarlıklar vesaire bir yerlere getirebilir mi? Çünkü devre arasında 2 milyon euroya verebilecek noktaya gelmişti Trabzonspor'a, olmamıştı. Şimdi yine bir 2 milyon rakamından bahsediyor başkan. Sağ stoper oynuyor biliyorsunuz. 22 yaşında Beşiktaş'ın bir teklifi olduğu ve 10 milyon TL olduğu şeklinde bir görüş var ki bu teklif bence hani bilemiyorum çok inandırıcı değil. Yani böyle bir oyuncuyu 10 milyon TL'ye almak mümkün olmaz diye düşünüyorum. Gelelim şimdi o söylediğim hani 3 yerli. Kim 3 yerli? Tayfur Bingöl, Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç. Biri stoper, biri santrofor,
Diğeri de sol sağ bek oynayabilecek pozisyonda bir oyuncu. Bir de Cabral'dan bahsedelim bakalım. Cabral. Şimdi Cabral bana göre Onyekuru'nun önünde. Muleka daha farklı bir oyuncu ama Cabral önünde. Neden Cabral önünde onu da söyleyelim. Çünkü Sporting 24 yaşında Sporting ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erdi. 5,5 milyon euro gibi bir piyasası var. Lazio'da da oynadı onu da söyleyelim. Bu sezon 21 maçta 4 gol 1 asisti var oyuncunun. Yani bu tabii çok yüksek bir rakam mı derseniz yüksek bir rakam değil. Ama bir de gerçekten bakmak lazım. Gerçeğine bakmak lazım. Şöyle söyleyeyim, ben Sporting'den Lazio'ya, Lazio'dan da tekrar Sporting'e dönmüş. Tabii ki böyle bu tür durumlarda oyuncularla ilgili net cümleler kurmak mümkün olmuyor. Ama şunu söyleyelim, sol kanat için önemli bir oyuncu olduğunu Cabral'ın söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş şu anda neredeyse bu söylediğimiz isimlerde neticeye ulaşırsa transferini tamamlamış ve yeni sezon için full kadro çalışabilecek hale gelmiş diyebiliriz. Yani şu transferler olursa, ki rakamların da çok üst düzeyde olmadığını rahatlıkla söylüyoruz. Böyle olduğu zaman da zaten biliyorsunuz sezona böyle başlayan takımlar güçlü ve iddialı oluyorlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.